Cumartesi gününden tüm takipçilerime günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın canlarım, ne bakayım. Emziğini çıkar da söyle. Canlarım bak, oyuncakları dağıttım diyor. Dağıt oğlum, senin canın sağ olsun. Sarı paşam benim. Sen oyun oyna böyle, ne güzel oynuyorsun işte. Ben seviniyorum, mutlu oluyorum sen böyle oyuncakların içinde oynarken. Ha? Ne yok? Ha, bilmiyorum ne, onlar bir yerlere saklanmıştır. Hadi sen oyununu oyna aşkım benim. Tamam anneciğim, tamam sen oyun oyna. Bugün hava çok güzel. Oo, herkes hafta sonu modunda. Aylin boyama yapıyor. Alper üzerine örtüyü almış. Okuma mı yapıyorsun? Ha, bu boyaları görünce ben boyama yapıyorsun sandım kızım. Ay, aferin kızıma ya. Öğretmenin verdiği ödev fotokopisini almış, okumaya başlamış. Alper hafta sonu modunda, üzerine de örtüyü çekmiş. Saçın elektriklendi. Evet aşkım, o ezberlenecek olanı kaybetme. O bugün ezber yapacağız Aylin'le. Ezber yapmak zihni geliştiriyor kızım. Evet, havamız nasıl bugün? Hava güzel. Bunlar benden önce kalktılar bugün. Yok, hava çok güzel. Hiç soğuk yok havada. Çok güzel bir hava var. He? Anneciğim, arkadaşlar bir şey söylüyor. Aylin dün iki çorap birden giymiş. Ama senin şu giydiğin üstteki beyaz çorap kızım, bir tara bazı yerleri file çorap. O zaten sıcak tutmaz. Yazlık çorabı. Aslında yazlık çorapları iki kat giymiş Aylin. İnce olan çorapları. Çoraplar vardı. Yok, katladım, koydum çorapları çekmecenize. Park ıslak. Baksana şeylerin altında su birikintileri var annem. Görüyor musun? Gidilmez ki şimdi. Kum ıslak, çamur halinde. Salıncakların altında su birikintisi var. Gördün mü? Dünden yağan yağmurun birikintisi. Yani ama yarına kadar kurur. Yarın gideriz. Bugün zor. Kapat hadi. Bu, sabah sabah bunlar kalkmışlar. Perdeleri kapatmışlar. Kalın perdeleri şunlar yani. Televizyon açmışlar. Televizyona ışık vuruyor diye. Kalın perdeleri kapatmışlar. Dedim ne yapıyorsunuz sabah sabah? Perdeleri kapatmışsınız. Koltuklar biraz kenara gene kaymış. Ay. Ben de çayımı demledim. Makinamı çalıştıracağım bu arada. Saatten haber vereyim size. Saat 11. Hafta sonu. Biraz yattık bugün yine biz. Severim seni ben. Severim seni ben. Aytu abisi, neyi kaçırdın sen? Kaçak elimi. Aytu, atletin içine koy anneciğim. Kaçak elimi yemişsiniz. Ağlatma abisi. Abisi ağlatma. Aldın mı Yakup? Kaçırdı Yakup kertenkeleyi. Ha. Abisine gıcıklık veriyor. Ay. Ay çok seviyorum bunların bu hallerini, böyle birbirlerine gıcıklık veriyorlar ya. Ay. Bağırma. Abisi bağırtırma. Bugün cumartesi. Ali normalde bugün ve yarın izinli. Ama köye gittiler. Bugün abimle falan köye gittiler. Köyde bahçe işleri var çünkü. Bahçeye zibil atılacakmış ağaç diplerine. O yüzden sabahtan kocacığım erkenden kalkmış, bizim ekmeğimizi almış. Çocuklar uzun zamandan beri simit poğaça pek fazla yemiyorlardı.
Babaları gitmiş, simit poğaça almış. Benim sevdiğim pizzadan almış. Tamam, dur. Şimdi sofrada kahvaltıda yiyeceğiz. Tamam mı aşkım? O değil, o acılı olanlar. Şu. Küçük poğaçalardan da almış baba. Şimdi hepsini koyacağım. Hadi sofrayı serin. Tamam mı anne? Sen götür, abiler serer. Götür aşkım. Sofrayı da şimdi sirkeledim sabah. Hadi aşkım benim. Götürmeyeceğim diyor. Görüyor musun? Çamaşır makinamı da dün akşam doldurdum. Şimdi çalıştıracağım. O yüzden deterjanımı koyayım hemen bir. Kiler yine şuralar karışmış biraz ama. Allah küçük alan, dar alan zaten şey yapamıyorum. Yani ne kadar düzenlesem de. Geri şey oluyor yani. Deterjanımı biraz şey yapayım. Anneciğim bekle. Hayır bekler misin? Şimdi kahvaltıda sofrada yiyeceğiz. Efendim. Git otur da ye hadi Yakup madem öyle. Aldı bir tane yiyor. Ay, yumuşatıcım da az kaldı. Vernel o kadar idareli kullanıyorum arkadaşlar. Vallahi gene de bakınsanıza nerede? Şuralarda bir yerde. Vallahi yarım kapak yarım kapak kullandım bu şeysizlikte. Yani bu son gelen zamlar, yetişemiyoruz hiçbir şeye. İnanın ki şunu yarım kapak kullandım. Yani günlük makinem çalışıyor. Yetişmiyor artık. Ney aşkım? Çayımın altı kaynamaya başlamış. Bu arada ne yapıyorsunuz canlarım? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere inşallah. Böyle sağlık, sıhhat dolu, keyifli, bol bereketli güzel bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi, pazar iki gün izinliyiz inşallah. İzinliyiz diyorum yani. Ali izinli ama pek de izin olmadı. Çünkü dediğim gibi biraz önce köyde bahçemizde işlerimiz var. Ağaç diplerine zibil falan atılması lazım. Ağaçların bakıma ihtiyacı varmış. Köye gitti o abimlerle falan zibil atacaklar, bahçe işlerine bakacaklar. Biz izinli gibiyiz yani iki gün çocuklar okul tatil, iki gün tatil. Aylin biraz önceki duyduğunuz hava çok güzel, parka gidelim dedi ama park maalesef her yer çamur, ıslak zemin yani. Parkın olduğu bölüm kum. Keşke parkın olduğu bölümü de parke taşı yapsalar. Çünkü bazı parklar parke taşı oluyor. Hani şey üzerine böyle yumuşak bir şey döşüyorlar ya. Keşke ondan olsa. Ne oldu anneciğim? Hı? Hadi. Tamam hadi. Şeyi tepsiye bakıyorum anneciğim. Kahvaltıya hazırlıyorum. Hadi. Tepsini çıkarayım. Şöyle koyayım. Bugün öğretmen Aylin'e şey vermiş, ezbere başlatmış, ezber vermiş. Bugün ezber yapacağız. Anneciğim! Efendim? Aylin'i toplamıyorlar, başlatıyorlar.
Kerem marka şey almış, labne almış. Bizde labneyi Aytuğ çok seviyor. Ben seviyorum, Ali seviyor. Bir de şu Rus salatasını Ali kahvaltıda çok seviyor. Sürekli alır o yüzden. Balımızı da koyalım. Onları da. İçinde sucuk var. Onları da bir tabağa koyayım ben. Şöyle olmadı, sizip şöyle alayım ben camları. Şimdi şey yapalım, ben artık kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltıdan sonra günün devamında görüşelim. Bugün lahmacun yapacağım. Lahmacun tarifi gelecek size. Evet, Tarım ve ben yine iş başındaydık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra bütün evi çocuklara toplattırdım. İnanılmaz derecede sabah sabah yüksek bir enerjiyle evi dağıtmayı başarmışlardı. Bütün odalar darmadağınıktı. Oyuncaklar koltukların altı, kanepelerin altı, her yer oyuncaktı. Hepsine daha toplattırdım odayı bir güzel. Bütün odaları, evin her yerini toplattırdım. Emektar süpürgemi çalıştırdım. Alt katı, köşeye, dip, bucak, koltuk altları, kanepe altlarına varana kadar ayakkabılık altı, vestiyer altı, şu karşıda gördüğünüz dolaplarımın altları yüksek biliyorsunuz. O dolapların altı falan. Hiçbir yer bırakmadım, süpürmedik. Hafta sonu temizliği oldu. Aslında dün de süpürge tutmuştum ama bugün çok aşırı dağıtmışlar. Aylin kalemliğinin içindeki kalem parçalarını, işte açacak artıklarını falan hepsini dökmüştü. Her yeri bir güzel toparladım. Şimdi ne yapacağım? Önce bir 5 dakika dinleneceğim. Dinlenirken de bugünün videosunu yükleyeceğim. Çünkü çekiyorum zaten. Televizyon neden döndü böyle? Bu arada saat kaç olmuş? Saat 1 olmuş. Hemen videomu yüklemeliyim. Videomu yükledikten sonra da mutfağı toparlayacağım. Ay, Yakup'un da üstünü falan bir değiştirmem lazım. Evin içinde çantayla geziyoruz. Okul çantası. Şu bölümde eldivenim ve şapkam var da çıkartayım. Ne yapacaksın ki? Çıkar. Daha da ağır oluyor. Aa, saçmalama canım, orada kalsın. O zaman götür şeye koy. Dön bir. Dön. Nerede şey? Ha. Vestiyere koy. Tamam mı? Bir dakika. Bir eldiveni de alayım. Ay, bunları keşke ben makineye atsaydım ya. Kirlenmiş çünkü. Aylin'e bunun 2-3 sene önce aldığımız eldiven hala oluyor. O zaman birazcık büyük oluyordu. Ha, kapatmadın mı? Pardon. Ha. Şunu da hediye işlemişti daha önce. Gelinimiz işlemişti. Bere. Böyle kabar kabar çok yakışıyor kızıma. Bir de pomponları da var.
Aslında çok basit bir model de. Ama ailenin var bayağı bir beresi var yani. Bu yıl da olur bunlar. Eğer ihtiyacımız olursa seneye ya hazır alırım ya da yapabilirsem ben kendim yaparım. Allah'ım! Allah'ım, ben bu küçük sarı paşamın da okula gittiği günleri görür müyüm acaba teyzeleri? Seni de göndereceğim aşkım. Seni de seni de. Eğer önümüzdeki Kasım ayında 4 yaşını doldurmuş olacak Yakup. Şu an 3 yaşını doldurdu. 4'ten gün aldı. Yani önümüzdeki yıl Kasım ayında 4'ü doldurmuş olacak. Eğer anaokulları kabul ederse önümüzdeki yıl anaokuluna göndermeyi düşünüyorum inşallah. Evet. Yok, Şenol büyük kızım. Öyle. Hadi al bunları şeye götür. Şunu birbirinin içine geçir. Tekleri şey olmasın. Keşke makineye atsaymışım. Hiç aklıma gelmedi. Çantasındaydı ya. Çamaşırlar çıktı makineden. Onları aldım. Yukarı terasa çıktım şimdi. Ay, nefes nefese kaldım. Biraz da böyle acele acele işlerimi bitireyim diye uğraşıyorum. Bunları dünden suladım. Bunun toprağı daha sert şey duruyor, ıslak duruyor da. Taze taze yapraklar çıkarmış. Ne güzel. Çok büyümüyor ama işte dışarıyı istiyor. Aşağıya pencereye koysam mı acaba ben bunu? Kuşlar yer mi bilmiyorum ki. Ay. Şunu yediler. Yiyorlar diye bunu koymuyorum pencereye. Şunları falan hep yiyorlar. Bu kuşlar şeyli yaprakları seviyorlar. Etli yaprakları. Kalın yapraklar şunlar. Ha, şuna bir şey yapmıyorlar gerçi. Ama bunlar zaten pencereye sığmaz. Bunlar büyük saksı çünkü. Ay Allah'ım. Ha, şunu uzun zamandır sulamıyorum. Onu sulamam gerekiyor. Hava çok güzel. Çok güzel hava. Valla gelmiş çocuklar şeye. Parka gelmişler ama yerler çamur. Ailen de istedi ama bu çamurlu yere götürememiş şimdi. Yarına kurur hava. Yarına şey olur. Hava kurur diyorum, lafa bak. Yarına yerler kurur. Öyle yarın götürürüm. Önde birileri var ama kim göremiyorum buradan şimdi. Zaman kaybetmeden çamaşırlarıma toz şey yapayım. Önce şunları bir kaldırayım şuradan. Yenilerini sarayım. Alüminyum iş kıyafetlerini şu tarafa doğru atayım da. Valla hafta sonu geç kalkınca şey oluyor ya, zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir de yarım saattir videoyu yüklemeyle uğraştım. Başlık bulmak o kadar zor ki arkadaşlar. Allah'ım, şu yeni son bugünkü yüklediğim video şu an yükleniyor. Birazdan izlersiniz inşallah. Başlık bulmak çok zor. Videoyu çekmek bir şey değil gene de. Çekiyorsun, ediyorsun bir şekilde. Her ne kadar yorulsak da gene de Allah'a çok şükür. Başlık bulmak çok zor. Şimdi oturdum, süpürge falan tuttum ya yerlere. Süpürgeyi, evi süpürdüm neyse, dedim hem 5 dakika dinleneyim. Bu dinlenirken de videomu yükleyeyim dedim. Allah'ım, oturdum. Dünkü çektiğim videoları izliyorum. Başlık bulmam lazım. Şunu mu yazsam, bunu mu yazsam? Yarım saattir onunla uğraşıyorum. Neyse, onu yüklemeye koydum. Dedim hemen acele acele şu çamaşırları hemen bir sereyim. Bu hafta şeylerle birlikte formalarla birlikte montları da attım makineye. Aytuğ'un montu çok kirlenmiş. Bir. Şuraya mı? Nasıl koysam? Şuraya. Şu alta Aytuğ'unkini şöyle atayım. Ali'nin montunu da attım makineye. Önce montları asayım da. Nerede o?
montu, günlük giydiği ceketi falan. Ay, şu ceket kapşonlu. Bu ceketi var ya biz yeni evliyken almıştık. Kaç sene oldu biz? 15 sene oldu ve 14-15 senedir giyiyor bunu. Eskimiyor valla. Bunları şimdi böyle atsam ama olmayacak. İşte şu montunun o tarafı atsam. Bu biraz, bunun kumaşı hemen kurumaz. Şunu alayım. Birini böyle koyayım. Bunları pencere önüne asayım ben. Pencere önünde daha çabuk kurur. Birini de şöyle mi koysam? Yok. Şöyle. İkisini de buraya asalım. Düşerse çiçekleri üzerine düşer. Bu da bunu taşımaz. Bence bunu burada da bulur. Bu burada olmaz. Bunu buraya atayım ben resimle. Bu burada kalsın. Montları da sermek. Seremiyorsun. Düzgün serilmiyor montlar. Beyazları da atmam lazım ama şu an serecek yer yok. Dışarıya da sermek istemiyorum. Artık beyazları yarın atarım. Zaten bugün yetiştiremem. Dün ben demiş miydim size Aytu yanlışlıkla başka arkadaşının formasını getirmiş eve diye anlatmış mıydım hatırlamıyorum da. Dün değil evvelsi gün. Dün cumaydı, perşembe günü. Son iki ders Aytu'nun beden eğitimi dersiydi. Bunlar soyunma odasında beden eğitimi formalarını giydiklerinde çantaya kendi okul üniformasını koyacak ya, yanlışlıkla arkadaşının formasını koymuş. O da yanlışlıkla onun formasını karıştırmış, çocuklar formaları. Eve geldi bu öğleden sonra. Ben de işte kıyafetleri falan çıkardım. Askıya asacağım. Ah, bir çıkarttım. Başkasının forması. Aa dedim, bu Aytu forması değil. Aytu'ya söyledim. Aa anne diyor, karıştırmış mıyım ben falan dedi. Neyse ben tabii şey yaptım. Hemen onu geri katladım, koydum bir poşete. Oğlum dedim, yarın okula gider gitmez hemen arkadaşlarına söyle. Anne dedi, zaten biz bütün sınıf soyunma odasında soyunmadık. Biz 3-5 arkadaş soyunma odasında üzerimizi değiştik. Diğer arkadaşlar lavaboda değiştiler üstlerini dedi. Niye öyle yapmışlarsa onu da anlamadım. Ben dedi, tahminim dedi, işte birkaç arkadaşını söyledi. Onlardan birininkiyle karışmıştır dedi. Dedim, yarın okula gidince hemen arkadaşlarına söylüyorsun. Kim karıştırmışsa şey yap. Ben de dedim, veli grubuna mesaj atayım. Veli grubuna mesaj attım. Dedim, böyle böyle Aytu formaları karıştırmış. Lütfen bir bakar mısınız falan diye. Neyse hemen Velima da döndü, mesaj attı. Benim şeyde de dedi, Alp'in çantasında da dedi, başkasının forması var, muhtemelen çocuklar karıştırmış falan. Neyse dedim, ben gönderdim, siz de gönderir misiniz diye yazdım. O da göndermiş sağ olsun. Bugün formalar gerçek herkesin forması kendi evine gitti yani. Karıştırmışlar formaları çocuklar. Alper mesela şeyi kaybetti. Okul beden eğitimi formasının ceketini kaybetti. Kayboldu gitti. Beden eğitimi formasının ceketi.
zannedersem. Onu da birisi aldı gitti mi? Yanlışlıkla birinin çantasında mı gitti? Nasıl kayboldu bilmiyorum. Evde yok çünkü. Evde aramadığım yer kalmadı. Evde yok. Ah ah. Çocuklar var ya. Yaptın mı? Arası mı koptu? Hı hı. Yaparken mi koptu? Hı hı. Canın sağ olsun. Alır zilsin oğlum. Üzülme. Tamam. Ama benim senin ne olacaksın? Gidip dondurduğum şeyden oyuncak da almayacaksın. Tamam. Sen dedin ya zaten internetten alacağım diye. Allah Allah. Rubik küpü kırılmış. Ah ah isyanlardayız. Oy oy çocuklar. Alırız oğlum alırız canın sağ olsun senin. Sen üzülme tatlı canını hiç sıkma. Rübüküp neymiş? Babana söylerim hemen akşam internetten bakar. Tamam mı? Sen canını sıkma. 2-3 gün içinde de gelir hemen. Şöyle okul tatile girseydi de çocuklar da artık bir dinlenseydi gerçekten. Çocukların da biraz artık dinlenmeye ihtiyaçları var. Eylül ayından beri Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bitti, Ocak. Tam 4,5 aydır çocuklar full çalışıyorlar. Full ders çalışıyorlar. Bir de 2 haftadır yazılı haftasıydı ya. Geçen hafta bu hafta çok yoruldular. Gerçekten çok yoruldular. Artık onların da dinlenmeye ihtiyacı var. Neyse bir hafta kaldı. Onlar da artık dinlensinler. Tatilde artık şey yaparız. Telafi ederiz inşallah. Bu stresli günleri. Tarafı çok da buna çabuk kurur. Evet, çamaşırlarımızı astık. Bitti. Mutfak toparlanacak. Gideyim mutfağımı da toparlayayım. Ondan sonra da akşam yemeğime başlarım artık yavaş yavaş. Bunlar da böyle kalsın canlarım. Vallahi çamaşırı serdim sermeye de şu tarafı bir görseniz katlanacak çamaşırlar dolu dolu dolu. Ama bugün anca artık bu saatten sonra akşam yemeğimi yaparım. Lahmacun yapacağım. O da biraz uzun iş. Bunlar da artık zaten lahmacunu bugün yaparsam yarına da yemeğim olur. Hem bugün hem yarın yeriz. Yarın da otururum çamaşırlarımı katlarım öyle yaparım. Çocukların banyosuydu şuydu buydu. Pazar günü zaten banyoyla çamaşırla ütüyle şununla bununla geçiyor zaten benim her pazarım böyle. Neyse. Öyle. Bir aşağı inelim bakayım. Terasın kapısını kapatıyorum. Çünkü aşağıya soğuk gelmesin. Kapatınca burası biraz karanlık düşüyor. Hey hey. Ne oluyor? Sesler geliyor. He? Kikirdemelere bakın. Allah'ım. Ben diyorum ki. Aylin. Ödev yap diyorum ben gelene kadar diyorum. Bunlar kikirdeme peşinde. Nereye saklandınız? Sesin geldiği yöne doğru gitmeliyim. Sesin geldiği yöne doğru. Benden kaçacağınızı mı sandınız? Okuma yaptın mı? Hayır. Yanındaki o sarı paşa varken okuma yapmak mümkün mü? Ha? Bu arada baban görüntülü arıyor. Dur ona cevap verelim. Köyde ya bizi özlemiş demek ki. Köyde mi? Evet sen bilmiyor muydun? Baban köye gitti. Niye? Gezmeye gitmedi kızım maalesef. Bahçe işleri var. Bahçe işlerini yapmaya hadi gittiler. Ya, baban da gitmedi. Ama köyde kimse yok şu an. Anneannen burada. Köyde bahçelere bakım yapmaya gitti onlar. İş yapacaklar. Tamam havalar güzel olsun. Hep birlikte anneannen, dayınlar hep birlikte gideriz. Ama ağacın olmalı. Güzel değil
Soğanlarımı aldım, sarımsak aldım, etimi şurada kıymam. Dolaba açayım. Ha? Hayır dur dur. Ne yapacaksın dolaba aç? He? Orayı aç. Annem bir şey yok. Abi şimdi bakkala gitti. Bir şeyler alıp gelecek, tamam mı? Var şeker. Tamam. Gitti. Gelsin. Şimdi gelir birazdan. Sen geç içeride otur. Tamam mı? Maydanozun içini hazırlayayım da fırına göndereyim. Evde de eksikler var. Maydanoz yok, marul yok. Lahmacunun yanına salata bir şey yapacak. Alper'i gönderdim şeye. Bakkal. Pardon şeye hemen. Şu bizim yan taraftaki pazara. Dedim oğlum biber, maydanoz falan bunları al gel. Şimdi ben gitsem çok zaman kaybedeceğim. Çocukların da artık böyle yavaş yavaş böyle şeylere alışmaları gerekiyor. Dedim sen git. Maydanoz al, marul al. Yazdım, kağıda yazdım alacaklarını. Şu kapıyı açayım, gözüme yatmaya başladı. Ay. Şimdi Ali'yle de görüntülü konuştuk. Bahçedeler, çalışıyorlar. Çekeceğim ya. Ay gözüm yandı valla. Anne de. Efendim. Sosa alabiliriz. Yok annem onu alma. Sosa. Ne? Sosa. O sofrayı ne yapacağım? Ay çok gözüm yandı. Şeyler. Ama o sofra değil ki, o benim başörtüm. Olmaz, yere serme onu. Sofra istiyorsan ben sana vereyim sofra. Var, kırk sofra yok ki. Var aşkım. Ne yapacak ki sen sofra seri? He? Ha tamam, onu alabilirsin. He kızım. He? He, ay gözüm çok yandı. Thank you.
Lahmacun içimi hazırladım arkadaşlar. Domates, kırmızı biber, yeşil biber çektim. Maydanoz çektim. Soğan ve sarımsak çektim. Kıymamı da koydum böyle. Şimdi hemen hızlı bir şekilde salçasının yağını, baharatlarını koyacağım. İlk önce yağını koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hani orada ayçiçek yağı yazıyor ya. Evet anne. Onun üstündeki M'nin anlamı ne? Neden M yazıyor orada? Hani nerede? Ha o Migros. Migros'un kendi ürettiği yağ. Yani kendi markası. Anladın mı? Mesela bak şu ayçiçek yağının üzerinde Sole yazıyor. Yani bu markanın adı Sole marka. Bu ayçiçek yağı üzerinde M harfi Migros'un kendi markası. Anladın mı? Şimdi domates ve biber salçası koydum. Toz biber. Karabiber. Biraz da pul biber ekliyorum. Biraz acı olsun hafif. Çünkü biberlerim acı değil. Lahmacun yapıyorum anne. Ay, karabiber öksürttü beni. Ve tuz. Unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Yağını da koyduğuma göre artık bir güzel bunu Bismillahirrahmanirrahim karıştıracağım. Tabii ki de elimle karıştıracağım. Bu böyle kaşıkla maşıkla karıştırılmaz. Elinizle bir güzel özleştire. Bütün malzemeler içine birbirine girecek. Bütün malzemeler birbiriyle özleşecek. Alper geldi pazardan, söylediklerimi almış. Bekle kızım, ben bunu bir şey yapayım da aşkım. Şimdi bunu da fırına götürecek. Mis gibi koktu. Akşama da yarına da yemeğim var. Artık. Zaten inanın yemeği... Evet aşkım. Evet anneciğim, yine fırına. Ay. Kırmızılığı da iyi. Ne yaptın annem? Ay, birazdan bekle tatlım benim. İyice karıştı ya. Oh, kolum da ağrıdı karıştırırken. Güzel karıştı. Salçasını, her şeyini karıştırdım. Lahmacun içim hazır. Ali diyorum, Alper'in pazardan aldıklarını şöyle sizlere göstereyim. Pazar alışverişimiz. Şöyle kırmızı kırmızı biberlerden almış. Oğlum dedim, yeşil biber alsaydın dedi. Havuç demiştim, havuç al demiştim. Mor lahana al demiştim. Mor lahanayı da almış. Akşam salata yaparım şeyin yanına. İki tane maydanozla ne bunun adı? Unuttum. Marul al demiştim. Marul da almış. Domates de almış. Domatesin 2-3 tanesini zaten şeye doğradım. Yemeğime doğradım. Pazar alışverişimiz bu kadar canlarım. Şimdi arkadaşım aradı, kahveye geliyor. Hemen hızlı bir şekilde mutfağımı toparlayacağım. Arkadaşım geldi, onunla kahve içtik, oturduk, dertleştik, sohbet ettik. Herhalde bir 6 aydır falan görüşmüyoruz arkadaşımla. En son görüştüğümüzde hamileydi ve bebeğini bekliyordu. Doğumu yakındı. Şimdi bebeği oldu. 3 aylık olmuş bebeği. Maşallah, subhanallah. Allah'ım esirgesin. Çok tatlı bir bebekti. Sevdim birazcık da. Bebek böyle sevesimiz gelmiş. Ondan sonra arkadaşım gitti.
Kayınvalidesine gitti o. Ben de şimdi ortalığı toparladım. Bulaşıklarımı falan da yıkadım. Ailenin ödevlerine başladım artık. Yavaş yavaş ailenin ödevini yaptıracağım. Yakup'un çok uykusu gelmiş teyzelere. Yastığını ve battaniyesini almış geldi yanıma. Anne uyku saati anne diyor bana. Yavrum uyku saati anne diyor. Uykusu gelmiş. Oy, gözler melül melül. Ama şey çok da acıkmış. Alper'i fırına gönderdim. Dedim lahmacun pişmiştir artık. Git al gel dedim. Onu bekliyorum. Alper gelsin. Lahmacunu yedireyim. Bunlara yemeklerini yesinler. Ondan sonra Yakup'u uyutacağım. Çünkü artık çocuk duramaz olmuş. Bir de maşallah sabahtan beri. Bir de arkadaşın çocuğuyla da iyi oyun oynadılar. Bu arkadaşım benim çocukluk arkadaşım. Sonra bir ara sohbette anlatırım sizlere inşallah. Eski mahallemden çocukluğumuz birlikte geçti. Nesrinciğim. Canım benim öpüyorum seni. Öyle. Gelmedi daha çocuklar da. Dışarıya bir bakayım. Ay. Ay. Ali ile de daha görüşmedim. Acaba çıktılar mı köyden? Ne zaman gelecek onu da bilmiyorum. Maşallah. Ne güzel gelmişler. Yalnız pencereyi açtım. Mis gibi yemek kokuları geldi. Vallahi acıktık. Saat 5'e geliyor artık. AVM önü yine hareketli. Hafta sonu ya. Hafta sonu çok kalabalık oluyor AVM. Kapatayım. Yakup, sen o bebeği sevdin mi? Oh, kıskandın mı yoksa? Neden? Ama o bebek zaten misafirdi, evine gitti geri. Ha, yine gelecek tabii ki. Kızım yapma öyle. 20. Tamam. Ailenin de güzel yazı defteri bitmişti. Evde de yok sanıyordum ama aklımda da bu defter hep aklımdaydı. Yani sanki bu defter var, karalama. Buraya etiket yapıştıralım, tamam mı? Git getirsene aklımızdayken Aylin Çavuş diye yazalım. Neyse ki varmış Allah'tan. Çünkü yarın da pazar ve kırtasiye kapalı. Bugün ben çıkamadım yoğunluktan. Ben gidip alırdım da. Şu az ileride kırtasiye var, gider alırdım da. Ay, yemek yap, misafir geldi falan, o yüzden şey yapamadım. Gidemedim kırtasiyeye. Neyse ki evde defterimiz varmış fazladan. Biraz da onu kullanır. Zaten muhtemelen ikinci dönem düz çizgili deftere geçerler diye tahmin ediyorum. Düz çizgili defteri de var zaten. Sene başında almıştık. Yine çizgi film izliyoruz. Saat 5'e 5 var. Ay ben bu çiçeklerimi sulayacaktım. Biraz güneşe koyacaktım bunları. Kaldı vallahi, bugün de kaldı. Neyse gene bir ara sulamayı yaparım da güneşe koyma işini yarın yaparım. Anlayacağınız ben de Yakup gibi böyle gözlerim süzülüyor, yorulmuşum. Yemek yiyip yatacağım, uzanacağım birazcık. Önce Yakup'u uyutacağım. Çok uykusu gelmiş. Oy kuzum benim ya. Boncuğum benim. Nihayet çocuklar geldiler. Alper neredeyse yaklaşık bir saatten beri Alper'le Aytuğ'u bekliyorum. Artık meraklanmaya başladım. Alper saat 4.30-5 gibi çıksın demiş. Kadın 5.30 anlamış. 5.30'da fırına vermişler. Çocuklar da beklemiş. Gelirken de böyle kenarından yemişler. Beklemişler. Keşke telefonu yanına alsaydım. Ben de... Telefonu koyacak yer yok, cebin yok diye şey yapmadım. Evet var anneciğim, çok güzel pişmiş lahmacunumuz. Olsun. Acıktın mı annem sen? Tamam şimdi yiyeceğiz aşkım. Oy 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 benim güzel kuzum çok acıkmış teyzeleri. Tamam şimdi yiyeceğiz. Hadi. Tamam annem onları keselim. Hemen sofrayı serelim. Ayranımızı da yaptım. İçeride yiyelim. İçerisi sıcak çünkü salonumuz sıcak şu anda. Hadi. Hadi bakalım.
kızım. Oğlum onu aşık. Biz yemeğimizi yedik, tam sofrayı toplayacaktım. Ali geldi köyden. Bahçede çalışmışlar, geldi şimdi direkt sadece arabadakileri eve koydu ve yukarıya duş almaya çıktı. O da şimdi duşunu alsın, yemeğini yiyecek. Ona da sofra hazırlayacağım yeniden. Bahçemizden mandalina toplamış. Böyle. Mandalinamız da bitmişti. 2-3 tane bir şey kalmıştı. Sağ olsun şöyle bir çuval toplamış, getirmiş. Ayrıyeten de yine bahçemizden limon getirmiş. Mis gibi kocaman kocaman olmuş limonlarımız. Bizim köydeki evin hemen bahçenin girişinde var bir tane yedi veren limonumuz var. Ama bir de dağ bahçede limonumuz var. Oradan mı hangisinden toplamış onu bilmiyorum. Yedi veren değil herhalde, bu dağ bahçedeki. Yedi veren çünkü büyüklü küçüklü oluyor. Böyle. Herhalde bunu dağ bahçeden toplamıştır, öbür bahçeden. Bir de bizim köydeki evimizin bahçesinde ceviz ağacımız var ama bu çok farklı bir ceviz arkadaşlar. Buna pikan cevizi diyorlar. Bu şöyle oluyor. Bir dalda 3 tane oluyor şöyle. 3 tane birden oluyor. Bir dalda 3 tane böyle birbirine yapışık bir şekilde oluyor. Bunlar sonra iyice olgunlaşınca dökülürken bu şekilde oluyor. Bu çok farklı. Bu gördüğünüz gibi, aranızda bilenler var mı bilmiyorum. Buna pikan cevizi diyorlar. Kabuğu biraz sert oluyor. Böyle. Bir de abimle gitmişti çünkü dönüşte yengem sağ olsun bana kısır göndermiş. Kısır yapmışlar. Böyle. Bana da kısır göndermiş. Şöyle yeşilliğini falan da koymuş üstüne sağ olsun. Geri kapatayım şimdi kapağını. Şöyle. Köyden bunları getirmiş Ali. Bir de çalıştıkları kıyafetleri getirmiş. Tabii ki hemen bunları makineye atacağım. Bahçede çalışırken giydiği kıyafetler. Hemen bunları makineye atayım. Ali de yemeğini yesin. Fazla bir bulaşığım yok zaten. Öyle 2-3 tane bardak falan çıktı. Ha bir de zeytin. Zeytini unutmuşum. Köyden gelenlerin arasında bir de bunlar var arkadaşlar. Zeytin. Böyle 2 bidon. Ufak ufak bidonlarda 2 tane de zeytin getirmiş. Ay. Abim yapıyor zeytinleri. Abimle annem yapıyorlar. Ben 2-3 senedir zeytine pek elimi sürmüyorum fazla. Sağ olsunlar, onlar yapıp gönderiyorlar bana. Çaylarımızı doldurdum. Bir de pikan cevizlerinden koydum şimdi. Çayla ceviz yiyelim dedik. Makineye da Ali'nin bahçede çalıştığı kıyafetleri koydum. Yıkanıyor. Yakup da. Nerede bu Yakup? Onun da üstünü başını falan değiştirdim. Bu arada Nuray Hanımcığım şey demiş. Göknur çift kat giydir demiş. Arkadaşlar zaten Yakup'a ben çift kat giydiriyorum. Eşofmanının altında içlik var. Şu an iki kat çorap var. Bluzu ve kaza var zaten de işte. Yine de çocuklar üşütebiliyor. Büyüklerimiz ne yapıyor? Olmayan küpe dünya rekoru yapacağım. Dünya rekoru 3 saniye. Tamam mı? Başlıyorum. Evet çok güzel Aferin. Rekor yaptın. Başlıyorum. Yakup'un ne yaptığını anlatsana. Senin çayına ne yaptı? He Yakup benim çayıma gitti. Ayran döktü. Şimdi Alper'in canı çay istedi. Çayı ısıttım. Doldurdum, verdim. O arada daha çocuk bir iki yudum almıştı. Ali aradı. Biz geldik. Çocuklar aşağı insinler. Yukarı taşınacaklar, çıkarılacaklar var dedi. Oğlum dedim hadi gidiverin, babanıza yardım edin dedim. Bunlar aşağı indiğinde kaşla göz arası Yakup Alper'in çayına ayran döktü. Kıyamadım yavruma, tekrar yeniden çay doldurdum şimdi. Keyifle çayını içsin. Bu yaramaz teyzeleri, bu var ya, bu abisinin çayına ayran döktü bu. Fena. Neyse ha. Tamam kızım. Mandalinalarımızı yarın yerleştireceğim. Onlar orada kalsın. Şimdi çay keyfimizi yapalım biz. Hadi. Hadi. Ben yapabilirim. Hayır, yapamam.
Gel aşkım bu tarafa. Hayır ben de yapayım. Tamam bekle sırayla. Neresiyle yapıyorsun? Ya olmuyor mu? Bunu da. Ha, koy öyle mi? Koy. Pikan cevizinin içi de biraz farklı. Ben tadı da çok değişik arkadaşlar. Cevizden biraz ya, farklı tadı. Ceviz türü baba, bu. Öyle mi? Evet. Yağ oranı en yüksek cevizmiş. Tadı çok şey. Ceviz koşmaz da. Güç ister. Ben yememiştim. Pikan cevizi birkaç defa yemiştim. Ben daha. Sen söylemezsin. Bizim ağacımız var. Birkaç senedir böyle yani meyvesini vermeye başladı. Aa kırabiliyorsun bak kız. Ama işini çıkar bak. Hiç kolay değil yani. Daha iyi kenara geçer misin sen? Şunu değme ama değme. Şeye sehpaya değme. Kırım şöyle. Bu tarafa gel mi? Nasıl yapacaksın? Ne yapacaksın? Sert sert annem biraz sert. Tamam. Ver ağacıma dökülsün. Ezildim de. Baba oldu. Bu iyi değil, bunun içine çıkmadı. Kızım şu tarafa geçer misin biraz? 1, 2, 3, 4. Al bakalım nasıl yapıyorsun? Haydi. Şunun içine koysun da aynı tavuk getirtme. Haydi. Efendim. Bunu da şöyle yapayım. Hadi yapsana Haydi. Ben mi? Yok annem, o tırnakların kirlenir. Öyle mi? Öyle mi? Bunu baba yapsın. Baba ben mi? Yap hadi. Korkuyorum. Çok sert. Annem çok. Korkuyorum. Baba. Aslında çok sert değil de. Şey. Kabuğu ince. Bakın içine. Kırılınca nasıl? Yaptım. İçi dolu dolu. Baba yapabiliyorum bak. Evet. Ortadan kırıyorum. Evet. Ortadan kırıyorum. Ver şu masayı değil mi? Ver bana. Ver bana. Kızım artık babana ver. Kızım sen kırma önemli değil. Onun içini çıkarar şekilde kırma. Nasıl? Bak. Teyzelere. Ha? Canlarım diyordu size. Söyle bakayım. Canlarım. Nasılsınız de? Yeme zaten. Sen yiyince vermiyorum. Yapmıyorum zaten. Yeme zaten. Ben kendime yapıyorum. Kızım yesene. Onu yeme. Aa, bak işte. Ah benim çıkarttım. Çok güzel, lezzetli. Seviyorsun sen. İçi ince uzun. Ha. Şey gibi bu hani. Ağaçta taze ceviz gibi. Ceviz mi? Taze zaten. Hayır hayır. Ağaçtan topluyorduk da yeşil yeşil yasam şekilde yiyorduk ya onun ağaçta gibi. Ağaçta topladık herhalde. Ağaçta yiyorduk, döküldük. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ha? Yani farklı taze ceviz içtiniz. Size bir de taze ceviz. Kuru ceviz farklı oluyor. Kuru ne gibi işte diyorum. Taze olduğu için söylüyorum ben işte. Kuru değil bu diyorum yani. Anladın mı? Hayır hani. Ya ben sana anlatıyorum. Yeşil kabuğuyla toplamıyor muydun? Tamam. Ha? Ben bunu da tek tek soydum. Hadi canım uydurma. Bunlar bu değil. Allah yine çekecek. Allah. Allah Allah inanmıyor ya. Allah. Yeşil kabuklu neydi bu? Bu geliyor. Bu geliyor. Ya o kadar olmasın yani. Kaydırak mı geliyor? Kaydırak getirme. Kaydırağı getirme aşkım. O da kayacak sen. O da. Yok anne, biraz sonra gelir, tamam mı? Hayır. Allah. Gel yardım et. Birazdan Yakup. Annem birazdan. Hayır. Bebeğimi bırakır mısın? Gel canlarım de bakayım şöyle bir. Teyzelere bir canlarım desene. Hepsini kıyacağım. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Evet.
Ha belli mi? Orada kalktın. Akşama kadar babam ne zaman gelecek? Babam ne zaman gelecek? Kim dedi? Bunlar. Bunlar. Babam ne zaman gelecek? Anne, babam ne zaman gelecek? Babamı arasana. Gelirken şunu getirsin. Anne, babamı arasana. Gelirken güzel yazı defterimi almayı unutmasın. Akşama kadar beynimi yediler. Ay, ay. Ne varmış? Babam köye gitmiş, bizi niye götürmedi? Ben köye gitmek istiyorum. Bunlar bir görseniz. Kızım diyorum, baban köye gezmeye gitmedi, bahçede çalışmaya gitti. Fındık fındık fındık. Şu an yok yok, kimse yok köyde. Zibil attık, zibil. Biliyor musun zibil nedir? Hayır. Onu bırak kızım. Aslında bir gün çekseydin keşke onu abi. Ya kızım masayı kim devirecek mi? Yardım bana değmeyin. Keşke bir video çekseydin bahçede falan. Bu videonun arasına katardık. Ya oğlum. Ya kur kur. Al beni tamam, ver. Tamam tamam. Kıramıyorum ben neyi. Ya şunu ver. Al. Ay kabar anneciğim. Mamaya bakarak yer. Kapat ağzını. Ağzını açma. Hayır. Ay o kadar dur. Oluyor ki. Ya bu yok kapat. Baba, tatlı yapıyor, kapatmış. Baba, abiko. Ne? Ne oldu? Yakup yolu kapatmış bak. Kıracağım mı Yakup? Evet. Ha gayret. Ha gayret Yakup. Hadi öyle kır. Hadi. Ay çok zor çıkıyor ya. Hadi. Hadi şimdi yetmiyor sen de ben seni. Benim gücüm yetiyor. Hadi ver ben seni ver. Benim gücüm yetiyor. Sen ne yaptın? Ver bak ne yaptın? Ben benim gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel bak. Bakayım annem. Neyse Yakup'u susturdum. Onu şey yaparken elini acıttı, elini sıkıştırmış. Ya biraz yapma canım. Ağladım, ağladım. Çantanı yerine koyar mısın? Koymayacağım. Al canım sen yapıyorsun, yapıyorsun iyi. Ne yapıyorsun? Yok yemiyorum. Yok yemiyorum. Ne yapıyorsun? Gitti. Dört kafası oldu. Ne yapıyorsun Yakup Usta? Ne yapıyorsun? Çarptın ya. Ha? Bisikletle geldi, çarptı kamerama. Evet. Aylin. Bak demin ben ne yapıyordum böyle? Böyle. Bing. Hilal yapayım mı? Gazı yukarıda. Ha, görünmüyormuş bak böyle. Yakup'un saçlarını böyle yapıyorum ben. Bing. Hadi yapacağım. Yap hadi sen. Ya Ali köy soğuk muydu? Bugün burada da hava soğuk ama yani dışarısı su acayip soğuk. Bugün Arkay. Buranın eksi biri Ankara'nın -15'ine. Yani şimdi biz orayla kıyaslayamayız. Başka Ankara, İstanbul oralarla buranın soğuğunu kıyaslayamayız zaten de. Ama biz de buraya alışmışız yani şimdi. Buranın havasına alışmışız. Azıcık hava. Ankara'nın 15'inden daha kötü. Yani azıcık hava şey olsun. Soğuk olsa hemen biz -1'de bilmem ne donduk donduk diyoruz yani. Hadi tamam, tamam kızım. Bekle biraz çıkartayım. Çıkartayım gelsin sonra ya. Ondan sonra şey. Neyse.